Son derece kapalı, güneşsiz ve mutlu bir Kasım sabahından hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Zeynep. Bu videoda sizinle bugünkü günlük bitki işlerimizi yapacağız. Kış olduğu için böyle uzun 3 günlük bir bitki işi yok şu anda. Yani aslında kış değil, sonbahar ama sonuçta Kasım'da artık bitkilerin çok fazla bir işi olmuyor açıkçası. Yani nasıl söylenir bilmiyorum ama büyümüyorlar çok fazla kış uykusunda oldukları için. Dolayısıyla sulama, aksı değişimi bilmem ne gibi şeyler çok fazla yapılmıyor. Ki aslında zaten ben şu anda 5 gündür falan bitkilerimi sulamıyorum ve susuz da değiller. Fonksiyonları artık tamamen durdu. Artık büyümeyi durdurdukları için ne gübreye ne suya ihtiyaçları çok fazla olmuyor. Tabii Growlite'ın altındakilerden bahsetmiyorum. Onlar şu an hala büyümeye devam ediyorlar ve aslında baktığınız zaman onlar susuyor da. Ama genel olarak evdeki bitkiler şu an artık büyümeyi durdurdu sayılır. Birkaç tanesi hala yeni yaprak çıkartmaya devam ediyor ama muhtemelen bu da son olacak. Bütün bu kış uykusuna rağmen bugün saksısını değiştirmem gereken iki tane bitki var. Biliyorsunuz ki size devamlı olarak şunu söylüyorum. Kış uykusundayken bitkilerin topraklarını, köklerini çok fazla kurcalamayın. Çünkü uyuyor oluyorlar ve enerjilerini bir şeye harcamak istemiyorlar. Dolayısıyla siz onları böyle devamlı olarak kurcalarsanız kendilerini toparlamaya enerjileri olmayacaktır. O yüzden kötü anlar yaşatabilir size bu kurcalama durumu. Dolayısıyla kışın yani Ekim, yani Eylül'de falan artık bütün saksı değişimlerini bitirmiş olmamız gerekiyor. En geç o da. Ama bugün ben kış uykusunda olan bitkilerin saksısını değiştirmek zorundayım. Çünkü değişmeleri gerekiyor. Nedenini size değiştirirken daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ama durduk yere bir değişim değil bu. Yani eğer bitkinizin köklerinde bir problem yoksa, kök çürümesi vesaire gibi bir durum olmadıysa veya bitkinin görüntüsünde bir sıkıntı olmadıysa toprağını çok fazla değiştirmemek gerekiyor kışın. Yani benim yaptığım şey tamamen zorunluluktan, tamamen değişmesi gerektiğinden kaynaklı olarak değiştiriyorum. Bu arada bu bitki işlerinin de artık yavaş yavaş azalması dolayısıyla çok fazla bitki vlogu çekmiyorum. Fark ettiyseniz normalde haftada bir defa hatta bazen iki defa vlog koyuyordum kanalıma bildiğiniz üzere. Ama şu an dediğim gibi bitkilerde çok fazla bir değişiklik veya bir hareket olmadığından dolayı uzun süreli böyle 3 günlük bitki işleri falan gibi bir vlog koymuyorum. Ve koymadığım için de aslında Growlite'ın altındaki bitkilerin son hallerini de görmediniz. O yüzden bugün ilk başta bir yeni yaprakları, yeni düzenlemeleri vesaire göstereceğim. Daha sonrasında bu bahsettiğim iki bitkinin topraklarını ve saksılarını değiştireceğiz. Aslında topraklarını değiştirmeye çok fazla gerek yok çünkü ben zaten yazın ortasında onların topraklarını yenilemiştim. Ama saksılarını büyüteceğim için ekstra bir toprak da koymam gerekiyor. Yani taze bir toprak koymam gerekiyor. Yani aslında yapacağım şey saksı değişimi, toprak değişimi değil. O zaman ilk başta Growlite'ın oraya gidelim. Daha sonrasında salona geliriz tekrardan. Buradaki bitkilerin yeni yapraklarını gösteririm. Sonra da saksı değişimi işine koyuluruz. Öncelikle şu nem makinesini bir açmakla başlayayım. Çünkü bugün açmamıştım. Günde 5 saat çalıştırıyorum. Öncelikle Black Velvet'ın bir tane yeni yaprağı açılıyordu en son vlogumda ve hala açılmadı ve yaprak gibi de durmuyor aslında. Çiçek mi değil mi diye bir ikilemde kaldım açıkçası. Çıktığı zaman göreceğiz yaprak mıymış çiçek miymiş. Burada alokasya rizomları var. Black Velvet'in yavruları. Burada yeni yaprak çıkartan bir tane rizom. Burada da yeni yaprak çıkartıyor. Çok fazla büyüdüler. Aynı zamanda Silver Dragon'lar şu an yeni yapraklarını çıkarttılar. Ve Antorium gözümün önüne geliyor. Bunlar da böyle çok aşırı küçükler bu arada bakar mısınız? Aşırı minyatür ve çok tatlı görünüyorlar. Bu arada buraya yeni bitkiler getirdim. Antorium, Vitarifolium ve Alocasia Friedeck. Bunlar normalde salonda duruyordu. Bu arada bu yaprağı da koptu. Nasıl koptuğunu bilmiyorum bile ama bir sürü yeni yapraklar çıkartıyor. Her neyse bu ikisi salonda duruyordu. Ben bunları buraya almayı düşünüyordum uzun bir zamandır. En sonunda aldım. Burada büyüyorlar. Bir diğer Antorium'un çıkan bir yaprağı vardı hatırlıyorsunuz ki. Ve o yaprak o kadar fazla sıkışarak açıldı ki daha yakından göstereyim. Yani koptu ve yeni bir yaprak yok gördüğünüz gibi. O yüzden biraz üzüldüm ama şu kısımdan yeni bir yaprak açılacak. Önemli değil yani. Sadece sıkıştıktan sonra kopması beni birazcık üzdü.
Burada Skinned Up to Silver Hero diyeceğim artık. Türüne karar verememiştik ama Silver Hero benim için. Birazcık böyle bir sarardı. Yani şu zaten eski yaprağıydı ama bu kenarları falan biraz sarardı. Ama her ne kadar sararma falan olsa da yeni yaprağı aşırı sağlıklı bir şekilde geliyor. Eğer yeni yaprakta da aynı şey falan olursa onun bir çaresine bakacağım. Şimdi dokunmak istemiyorum. Rhododendron White Princess'in de yeni yaprağı geliyor. Umarım pembe çıkar. Aynı zamanda Philodendron Gloriosum'un da yeni yaprağı burada geliyor. Bu aralar gerçekten çok çok hızlı büyümeye başladı. Ve ay çok mutlu oluyorum gerçekten. Yaprakları yani çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu şu ana kadar çıkan en büyük yapraktı. Bu çok daha büyük olacak eminim ki. O yüzden çok mutluyum. Şu an salona geri döndüm ve hem Sterliçe'nin hem de Philodendron Prince of Orange'ın dilim dönmedi bir anda. Philodendron Prince of Orange'ın yeni yaprağı çıkıyor. Çok güzeller. Prince of Orange'ın son yaprağı bu şekilde. Zaten kırmızı, turuncu tonlarda yeni yaprak açtığını biliyoruz. İsmini de buradan alıyor zaten. Ve bu bitki 2 aydır yeni yaprak açmıyordu. Ve son açan yaprağı da böyle çok zedelenmiş bir şekilde açıldı. Ve çok fazla sıkışmıştı. Ben bunu kurtarmaya çalışmıştım açılırken. Ama yine de bayağı bir zedelendi gördüğünüz gibi. Ve çok buruşuk bir şekilde açıldı. Ve 2 ay sonra böyle bir şey geldi. O yüzden çok çok mutlu oldum. Bu da Sterliçe'nin yeni yaprağı. Muhtemelen bundan daha büyük olacak. Yani olması gereken zaten bundan daha büyük olması. Eğer sağlıklıysa tabii. Ve sağlıklı görünüyor. O yüzden bir şüphem yok. Kesinlikle çok büyük olacak. Ve daha yakından göstermem gerekirse şu şekilde yırtıldığını görebilirsiniz. Ve bu bir problem değil biliyorsunuz ki. Sterliçeler zaten yapraklarını yırtan bitkiler. Bitkileri gösterdim. Şimdi gelelim saksı değişimine. Altımda da pijamam var. Bunun gayet ev hali. Gayet mütevazı bir saksı değişimi yapacağız şimdi sizinle beraber. Saksısını değiştireceğim bitkimiz Philodendron Melanochrysum ve Syngonium Albo. Saksılarını değiştirmemin tam olarak sebebi bu. Bu arada. Tam olarak sebebini ben açıklamadım. Bitki kendi açıkladı. Görebileceğiniz üzere bu iki bitki de tamamen tırmanarak büyüyorlar ve dikine bir şekilde büyüyorlar ki Melanochrysum'a zaten bir tane şurada gördüğünüz gibi bir tane yosun çubuğu yapıp takmıştım. Fakat bu yosun çubuğundan daha büyük bir boya ulaştı ve benim bu yosun çubuğunu yenilemem gerekiyor. Ama takacağım yosun çubuğu şu yosun çubuğundan çok daha büyük bir çubuk olduğu için bu saksının büyüklüğü o yosun çubuğuna şey değil, ne denir? Bu saksıya göre çok daha büyük bir yosun çubuğu yani açıkçası. Şöyle göstereyim. Bunu takacağım. Bundan iki tane var. İkisine de aynı yosun çubuğunu takacağım. Bu yosun çubuklarını bu arada Orkide Pazarından aldım. Instagram sayfası kendisi. Aslında normalde kendim yapmayı seviyorum ama anlık olarak sphagnum yosunum bitmişti ve sphagnum yosunu alamadım. Ayrıca birazcık da üşendim ve çok fazla yoğun olduğum için böyle bir yosun çubuğu yapma girişiminde bulunamadığımdan dolayı bunu bulup bunu almıştım. Yani bence gayet güzel görünüyor bu arada. Yakından da göstereyim bu şekilde. Normalde ev yapımı olan yosun çubuklarını böyle sphagnum yosunun etrafını inşaat malzemesiyle sarılıyor. Yani en işlevsel şekilde ve en kolay şekilde yapılması o şekil olmuş oluyor. Ve birazcık estetiklikten yoksun görünüyor. Ama bence bu aralarında en estetik vari duran yosun çubuğu. Yani gerekli olan bir şey, kullanılması gerekli olan bir şeyin en ne kadar az kötü görünebilir olarak düşünerek bunu aldım açıkçası. Yerini de söyledim zaten. İsterseniz bakabilirsiniz diyorum. Kamerayı birazcık uzaklaştırdım. Şurada kendi hazırladığım toprak karışımı var. Başlayalım. Thank you.
saksısını değiştirdim. Son görüntüsü bu şekilde. Saksısını çok çok daha büyük koymuş olmamın sebebi kesinlikle şu moss pole, yani yosun çubuğu çok fazla yer kaplıyor ve kalın bir çubuk olduğu için zaten saksının içerisindeki yeri büyük oranda kaplayacak. O yüzden bu kadar büyük bir saksının tamamı aslında bitkiye ait değil. O yüzden büyük bir saksı seçtim. Bu yaprağın üstündeki lekeler de zaten vardı aldığım zaman, bu şekildeydi. Onları soracak olursanız onlar güneş yanığı. Bu şekilde. Şuralara da bu şekilde böyle kenevir ip sardım. Buralardan köklenecek çünkü. Şu nod kısımlarını falan moss pole'a bağlamak istedim. Öyle. Bu şekilde büyüyecek umarım. Singonyum da hazır. Bu şekilde görünüyor. Tabii bu ikisi de hızlı büyüyen türler oldukları için bu burası bomboş, dümdüz kalmayacak uzun süreler boyunca. O yüzden merakla bekliyorum nasıl görüneceğini. Bunlar böyle dümdüz, garip odun gibi duruyor. Ama dediğim gibi öyle kalmayacaklar. Ne kadar şu anda kötü dursa da bundan sonra artık sağlıklı bir şekilde büyüyeceğine emin olduğum bir şekilde duruyor. Saksılarımızı sağ salim değiştirdik. Umarım mutlu mutlu büyürler. Bu arada bunları aslında ben içerideki odaya, grow light'ın oraya almak istiyorum. Çünkü ikisi de nadir tür ve nadir türleri genelde grow light'ın altına aldım. Ama orada grow light eksikliğim var. Ve biz muhtemelen 2 veya 3 haftaya kadar artık İspanya'ya gideceğiz. Böyle bir plan vardı biliyorsunuz ki. Bayağı bir ertelenmişti aslında ama 2-3 haftaya artık gideceğimiz kesinleşti. Ya Kasım'ın sonu ya Aralık'ın başında gitmiş olacağız. Oraya gittiğim zaman tabii 3 ay boyunca burada olmayacağız. Ve aslında ben geri dönerken oradan bir sürü grow light almayı düşünüyorum. Ve oradan geldikten sonrasında bir grow light takviyesi yapacağım bitkilerime. Yani geri döndükten sonrasında bunlar grow light'ın altında olmuş olacaklar artık. Neyse ki salonumuz bol bol güneş ve bol bol ışık alan bir salon. Aslında gittiğim zaman da gözüm arkada kalmayacak bu konuda. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Yosun çubuklarının kullanımıyla alakalı bir sorunuz olduysa, aklınıza takılan bir şey olduysa veya neden kullanıldığını anlamadıysanız yorumlarda belirtin diyorum. Size cevap vermekten ve sizinle sohbet etmekten çok fazlasıyla keyif alıyorum. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip içerikler görmek istiyorsanız videoya bir beğen işareti bırakıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.